Sonsuz Sarkis'in Arter koleksiyonunda bulunan eserlerini bir araya getiren bir sergi. Belki bizim Arter'de izlediğimiz programı takip eden izleyiciler zaten biliyorlardır. Sarkis bizim Arter kurulduğundan beri, başından beri yakın temasta olduğumuz, programımızda sıkça yer verdiğimiz, koleksiyon anlamında da ilişkimizi hep sıcak tuttuğumuz bir sanatçı. Birçok sergimizde yapıtlarını gösterdik. Yeni binamızdaki 4. yılımızda Sarkis'le Sonsuz'u birlikte gerçekleştirmekten çok mutluyuz. Bahsettiğim gibi koleksiyondaki eserlerini, Sarkis'in koleksiyonda yer alan yapıtlarını bir araya getiren bir sergi. Toplam 8 eser yer alıyor. Bunlardan 2 tanesini bu sergi için özel olarak üretti, sergiye ekledi. Sarkis, arkamda görmüş olduğunuz 2 yapıt bu sergi için yapılmış yapıtlardır. Zaman, mekan ve bellek Sarkis'in zaten ana kavramları, tüm yapıtlarında ortaya çıkan kavramlar. Ve bunlar genellikle kendilerini ısıtma, yakma, kamuflaj, ev, atölye, iz bırakma gibi alt temalara açar. Bu sergide de bu temalarla sıkça karşılaşıyor izleyici. Belki değinmem gereken önemli bir özellik, sergide müzik önemli bir yer kapsıyor. İki eserden, El Dans ve Transflamasyon adlı eserlerden Bach ve Shostakovich'in seslerini duyuyoruz. Ama serginin merkezinde olan, neredeyse kalbi gibi sergide yer alan Respiro adlı yapıttan ise Sarkis'in İtalyan besteci Jacopo Baboni'ye özel olarak sipariş ettiği bir müzik var. Bu 3 ses Sarkis'in orkestrasyonuyla bir araya geliyor sergide. Bu demin sözünü ettiğim temaların yanı sıra ışık, renk ve sesin Sarkis'in yapıtında, sergilerinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu da sergide izleyebiliyoruz. Respiro'dan belki kısaca bahsetsem iyi olur. 2015 yılında Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nda Sarkis çok kapsamlı bir sergi gerçekleştirmişti. Ve 2021'de bu serginin ana parçaları diye adlandırabileceğim neonları ve aynaları Arter koleksiyonuna bağışladı. Sonsuz da aslında Respiro'yu, bu bize verilen kıymetli hediyeyi tekrar nasıl hayata geçirebiliriz, tekrar nasıl nefeslendirebiliriz fikriyle doğdu. Ve Respiro'nun koleksiyonda yer alan Sarkis'in diğer eserleriyle bir arada buluşmasıyla hayata geçirmiş olduk.